YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün doğada alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitkiden bahsedeceğiz. Süt otunu, sütleyen otundan, balık otundan, balık otunun faydalarından, sütleyen otunun faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Gördüğümüz gibi kıraç topraklarda yetişen en tesirli sütleyen otunu arayıp bulurak sizler için görüntüledik. Peki bu sütleyen otun ne işe yarıyor? Alternatif tıpta insanoğluna faydası nedir? Sütleyen otu alternatif tıpta yüzyıllardır atalarımız bir haricen kullanılan ilaç olarak kullanılmış. Yani oral yolundan alınmayan bir krem niteliğinde bir ilaç olarak kullanmıştır. Yara iyileştiricilerde, sihirlerde, egzama gibi işte bağırsak gibi hastalıklarda bu sütleyen otunu şu bir kesici alet yardımıyla bu otun özünden çıkan bu sütte bulunan bir kimyasal bileşen, gördüğümüz gibi keserimizdeki kimyasal bileşen işte alternatif tıpta haricen kullanılan bir krem niteliğinde bir işte anti kremdir. Yani yaralarda, sihirlerde, egzamalarda kullanılan bir alternatif tıbbın mucize bitkisidir. Ayrıca bu sütle otunun balık otunu denmesinin anlamı, neden balık otu deniyor? İnsanoğlu 200 bin yıldan beri dünya üzerinde 200 bin yıldan beri yaşadığı tarih kitaplarında, işte bilimsel araştırmalarda, dünya üzerindeki kalıntılarda insanoğlunun soyunun yaratılış evresinin 200 bin yıla dayandığı açıklanmaktadır. Bu sütlü ota, balık otuna balık otu denmesinin sebebi, bu sütleyen otunu böyle kesici bir tahra veya şeyle keserek, kıyma, aynı kasaptaki kıyma gibi keserek, işte böyle kestik, kıyma olarak kestik, böyle kestik. Gördüğümüz gibi kestik. Sütleri aktı, gördüğümüz gibi damla damla sütleri aktı. İşte böyle bir çuvala bu sütlü otu bu çuvala koyduğumuzda, daha da kıyarak koyarak koyduğumuzda, bunu akarsularda, göllerde, nehirlerin kenarlarındaki göllerde veyahut da küçük dereciklerde suya attığımızda bu sütleyen otunun bu özünden çıkan, bu süt gibi şeyin özünden çıkan kimyasal bir bileşen sudaki oksijeni absorbe ederek, hapsederek, yani sudaki oksijeni hapsederek suda yaşayan balıkları kısa süreliğine, kısa bir zamanlığına şok etkisi oluşturarak atalarımız, ecdadımız bu sütleyen otundan yüz binlerce yıldır balık da avlamıştır. Bazı internet sitelerinde bu sütleyen otundan çok vahşi bir şekilde bahsediyorlar. Şöyle de böyle de, aslında şöyle zehirli de, şöyle de böyle de. Yalnız hikmeti sonsuz yüce Rabbimiz doğadaki bütün bitkilere bir özellik vermiş, biz insanoğluna bir yararı verilmiş. Elbette. Hani bu kadar korkulacak bir şey yok. Bu gördüğümüz gibi sütlü otunun yararları böyledir. Ha, alternatif tıpta
haricen krem olarak kullanılan bu sütlü ot, balık avlamada da, insanoğlu balık avlamada da nehir yataklarında, dere yataklarında, göllerde, küçük su birikintilerinde, durgun su birikintilerinde bu kesici bir aletle kıydığımız bu sütlü otları şeye, ırmağa attığımızda, dere kenarlarına, göl kenarlarına attığımızda işte bu sütü, özünden çıkan süt gibi o beyaz kimyasal bileşen sudaki oksijeni absorbe ederek, yani sudaki oksijeni hapsederek balıklarda kısa süreli bir şok, kısa süreli bir bayılma, kısa süreli bir işte kontrol dışı, su yüzüne çıkarak kontrol dışı bir hareket edebilir veya etmeyebilir. Felç türde bir şey olabilir. Yalnız insanoğlu bunu yüzyıllardır da kullanmış. Hoşça kalın.